Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün 16 Haziran 2020 Body Talks'un 14. bölümüne hep beraber hoş geldik. Bugün sevgili Volkan hocamla yan yanayız. Daha önceki bağlantılarımızda kendisi İstanbul'dan bağlanıyordu Zoom'la. Şimdi bugün karşı karşıyayız, oturduk, içeceklerimizi doldurduk. Bugünkü konumuzu karşılıklı çekeceğiz. Volkan hocam hoş geldin. Hoş buldum Doğan abi. Volkan hocam senin bu işte feraset, işte cesaretine insanlar çok bayılıyormuş. Bu cumartesi yaptığımız bir sohbette ben de konuk olmak istiyorum. Aynı şeyi benim için de söyler misin dediler. Dolayısıyla yine işte feraset, işte cesaret karşımızda Volkan hocamız burada. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Yine bomba bir konuyla Body Talks dinleyicisinin karşısındayız. Dinleyicimizi özledik. Aynen, aynen Doğan abi, aynen. Aynen, gerçekten çok özledik. Gerçekten. Gerçekten özledik. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, pandemi döneminde 13 bölüm kaydetmiştik. Şimdi 14. bölümümüzde yeni normal hayata başlıyoruz. Yeni normal hayatta Volkan hocamla normal olmayan bir konu seçtik. Bu geçmiş günlerde, geçmiş günlerde de en sıra dışı tespit ettiğimiz ve en normal olmayan konu ne? Dilimize takılanlar. Evet. Şimdi hep beraber bu kelimelerin üzerine üzerinden geçtikçe gerçekten bu normal olmayan kalıpların nasıl hayatımıza girdiğini göreceksiniz. Şimdi bu konuya başlarken ben aslında şunu söylemek istiyorum değerli dinleyiciler. E, iletişim i̇letişim günlük hayatta veya ya yaşantımızda en sık kullandığımız konu ama en az da eğitim aldığımız konu Volkan Hocam. Aynen aynen. Yani hayatta en çok lazım olacak şeyle ilgili hiçbir eğitim verilmiyor bize. Ondan sonra hayatımızın birçok evresinde bununla ilgili hatalar yapıyoruz. İş hayatında, özel hayatında, evlilikte. Dolayısıyla programa bununla başlamak istiyorum ben. İletişimle ilgili arkadaşlar eğitime ve gelişime ihtiyacımız var. Kesinlikle. Ama merak etmeyin Vody Talks yanınızda. Bu başlığı, bu meşaleyi bugün yakacağız ateşi. Bundan sonra da elimizden geldiğince İletişimle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Bir devrim ateşi daha mı? Yakacağız. Bugün bir ateşi daha yakacağız bu ya. Hocam. Çok <laughs> yanacak şey var. Bugün her yeri <laughs> alev olacak. Burada. Evet Volkan Hocam nereden başlayalım? Konu çok büyük. Dilimize takılanlardan başlayalım. Evet. Bu anormal kelimeler nereden girmiş hayatımıza? Neden kullanıyoruz? Sırayla gidelim. Ben mi başlayayım önce? Lütfen abi. Sen bir, bir girişini yap. Ben bir, bir girişimi yapayım. yapayım. Benim en çok dikkatimi çeken konu Volkan Hocam anormal hitaplarda birbirimize karşı bulduğumuz ön ve son ekler. Nedir bunlar? Mesela abi. Niye birbirimize abi diyoruz? Abla diyoruz. Teyze, dayı nereden gelmiş bu ön etler? Amca. Amca. Mesela yurt dışındaki filmlerde görüyoruz. Küçükken de dikkatimizi çekerdi. Bu adam babasına Doğan diyor. Evet. Biz de Doğan diyor. Amcasına geliyor Volkan diyor. Biz niye Volkan amca diyoruz? Küçükken niye abi denmesi? bize saygı olarak öğretilmiş. Daha sonra Volkan Hocam bu benim dikkatimi çekmeye başladı. İş hayatına girdik. Sizli bizli konuşma. Evet. Ya yani mesela ben de yöneticilik yaptım o yüzden <laughs> de avantaj. mesela sen yöneticine Doğan Bey nasılsınız diyorsun. O sana iyiyim sen ne yapıyorsun diyor. Yani, nereden gelmiş bu iletişim tarzı değil mi? Abi bir de şu var. Sadece müdürüne değil mesela müdürün eşi gelince de ona hanım diyor. Evet. Komutanın karısı gibi davranıyorsun ona da yani. Asıl o daha beni şey yapıyordu. Bana daha çok garip geliyordu. Çok garip geliyordu yani. Onun sırf onun karısı diye ben niye ona hanım demek zorundayım? O da rahatsız oluyor evet, Evet o da rahatsız oluyordur. Peki nereden geliyor bu Okan Hocam sence bu? Bence gereksiz bir saygı gösterme şekli. Aynen. Peki o zaman devrimin ateşini buradan yakmaya başlayalım. Yakalım abi. Fitili buradan verelim. Sevgili Vodutalks dinleyicileri, Vodutalks felsefesine inanan ey güzel insanlar. <laughs> bundan sonra biz Doğan Hoca ve Volkan Hoca olarak abi, abla, teyze, dayı bunları kaldırırız. kaldıralım artık. İsimle hitap edelim. İsimle hitap edelim. Tabii ki de bizim bunu değiştirmemiz çok zor. Ama en azından çocuklarımızı bundan sonra böyle yetiştirelim. Bravo. İşte yok bilmem ne amcana merhaba de. İşte bilmem ne teyzene kibar ol. Aman şunu hayır deme. Hayır dememe de aslında bu küçükken öğretilen gereksiz saygıdan geliyor. En azından çocuklarımızı böyle yetiştiriyoruz. Kendimiz de bu isimlerden kurtuluyoruz. İş hayatında mesela demin de açtık. Bey, bayan. Ama direkt şimdi müdürüne gidip hemen ne haber Cemil'le yarın yani? <laughs> ne desin? <gülüyor> <gülüyor> ya, en fazla kovulur ya. Dinleyicisi korkmaz kovulmaktan. Şimdi bununla ilgili çok komik şeyler oluyordu Volkan Hocam. Ben anlatayım. Şimdi plaza dünyasında tabii yurt dışında yok böyle bir şey. Aynen yurt dışındaki Amerikan dizisi gibi. Evet. Mesela ben çalıştığım özel firma global toplantıya gidiyoruz. Firmanın CEO'su. Yani adam Amerika'da haberlere çıkıyor borsayla ilgili. Adam geliyor mesela David diyorduk biz ona. Hi David. Hay David havar ediyorsun. Öyle hani bir Kibar anlaşma şeyi de yok yani. Onlarda you da hem sen hem siz demek ya. Adam kökünden çözmüş. Ondan sonra da tabii şimdi genel müdürün adını vereceğim ama bir sıkıntı olmadan vermem de. Mesela David'e bir şey anlatıyorsun. "Es Haluk Bey says." <laughs> o niye bey? Ya bu yabancıların zaten Haluk Bey kim olduğunu anlaması da bayağı uzun sürdü. Dolayısıyla iş hayatında da benim hep dikkatimi çekerdi. Zaten yeni... yani yeni CEO ya ismini hitap ediyorsun. Türkiye'deki onun 10 on kat altındaki genel müdüre bey diyorsun. Bey Hayır İngilizce de bey diyorsun. Adama. İngilizce de bey. İngilizce de Haluk diyemiyorsun. <laughs> Haluk hani ya bozulur diye. Dilde yani... Dil değişince değişmiyor. <laughs> değişmiyor. Yani. Sunum yapıyorsun mesela. Haluk Bey'in sunumda da adı Haluk Bey diye geç. Şimdi Volkan Hocam bu ateşi yaktık. Çocuklara bunu öğreteceğiz. Ben şu konuyu da üzerinden geçeyim. Sonra sana vereyim sözü. Şimdi çocuklara bunu öğretirken çocuklar nasıl öğreniyor? Kopyalayarak öğreniyor. Çocuklar senden görürse en güzel öyle öğreniyor. Dolayısıyla çocuklara bunu anlatırken onlara da nasıl hitap ettiğimize dikkat etmemiz lazım. Zaten ikinci önemli başlık da buydu. Ee, Türkiye'de işte çocuklarımızı biz severken hep aman benim paşam canım gibi birçok şey kullanıyoruz. Aynen. Şimdi ben yine bu da bir bilim katmak için bunu araştırdım. Bu yaptığımız doğru mu diye. Gerçekten bunun çok ciddi çocuklarda zararları varmış bu Okan Belki bu bey bayanın da çocuklara zararları var da onunla ilgili yapılmış bir çalışma yoktur. Belki bundan sonra yapar. Vardır Şimdi aydın. sen hep söylersin bunu bu senden sonra benim dikkatimi çekti. Çocuğa isimle nasıl hitaplar yapıyoruz? Dilimize takılanlar. İletişim hatalarımız. Başlıkları hatırlatalım burada. Çocuğa bağırıyoruz mesela babacım diyoruz içeride. Çocuk o da babacım. O gibi. da babacım. Bu babacım kim? <laughs> Hangimiz babacım? Şimdi aynen bunu ilk sen tespit etmiştin. Anneciğim bakar mısın diyoruz. Çocuk efendim anneciğim diye içeri geliyor. Dolayısıyla sevgili Voditos dinleyicileri ilk dikkat edeceğimiz nokta çocuklara anneciğim babacım demiyoruz. Oğlum kızım diyebiliriz ama birazdan nasıl denmesi gereken şeyi öğreteceğim. Onun dışında diğer bir dikkatimizi çeken nokta en fazla kullananlardan aşkım. Aşkım. Aşkım var. Bir tanem çok deniyor mesela. Bunun ne gibi zararı oluyormuş çocuğa? Sen eğer çocuğun yanında başkasına aşkım dendiğinde demin ki babacığım anneciğim örneğindeki gibi çocuk yine aşkın ve o bir taneliğin sevginin e, kavramlar arasındaki farkını anlayamıyormuş. Dolayısıyla kafası karışıyormuş. Yine prensesim, paşam, aslanım ben de mesela aslanım kullanıyordum. Doğukan kaplanıma geçti sonra. <laughs> Sevmedi çocuk. Kaplan olmak istedi. Ayım yok. diyen yok hiç mesela. Yok. Ben mesela ayıyı çok severim. Ya Doğukan da aslan sevmiyormuş mesela. Niye bana aslanı evet. diyor onu baba dedi. Anlatamadım ben. Abi ayı bir kere çok asil bir hayvan. Evet. Mesela aslandan asil ya ayı. Evet. Ayım diye seven yok. Yok. Kaplan diye de seven yok. Kaplan da yok. Kaplan oğlum benim diye. Ben kaplan oğlum diyorum. Şimdi çok hoşuna gidiyordu Okan. Evet. Aygır yok. Ama bunun nasıl bir zararı varmış Volkan hocam? Bu da çocuğu kendi gözünde gördüğünden fazla yükselten e, ve çocuğa işgalci gelen bir hitap tarzı olabilirmiş. Hı. Dolayısıyla tamamen önerilen, çocuklara örnek olmak için yapmamız gereken şey çocuğu aslında direkt ismi hitap etme. İsmiyle hitap etmenin birey olarak gelişiminde de çok ciddi bir önemi varmış çocuklar için. Şimdi aynen çocuk bu şekilde birey olarak gelişse ne olur bu Hocam? İleride iş dünyasına girdiğinde de yine isimle aynen ismi devam eder. Hiç kimsenin saygınlık için. Kimsenin birbirine bey denmesine veya böyle hitap edilmesine, siz denmesine ihtiyacı yok. Dolayısıyla bence bu kültürde böyle değişir gibi geliyor benim? Bence de. Biz de bunun için geç kalmadık diye düşünüyorum. Geç kalmadık. Bu ateşi yaktık hep beraber. Ben mesela yine kendi hayatımdan bir örnek vereyim sana. İlk biz de işte ilaç sektörüne girdiğimizde müdürümüze bey diyorduk. Aynen onun karısına da hanım diyorduk hanım mesela. Diyordu. Onun da ismini vereyim. Dilek vardı. Dileğe, Dilek hanım diyorduk. Kadın da rahatsız oluyordu. Ta kaç sene sonra dedi ya bana hanım deyince ben çok rahatsız oluyorum. Doğal olamadığım için hani siz de bir araya gelmek istemiyorum. O dedi. da bir geriliyor yani. O da bir geriliyor. Ama daha sonra ben müdür olduğumda mesela bana bey demeyin dedim mi demedim. Demedin mi? Demedim. Ha. Ya işte bu kur toplumun kur <laughs> o küçük genç Madem yaklarına... ben dedim bana da densin mi? Madem siz de bana bey deyin. Doğan bey diyeyim şöyle yüzüme yüzüme. E tabii o toplumun kur o zaman asi değilim böyle. Şeyleri yakmıyorum. Devrim ateşi yakmıyorum. Devrim yakmışsın. ateşi yakmıyorum. Plaza ne diyorsa onu yapıyorsun. Aynen ulan. ben de bey deyim bana dedim. Ama daha sonra e, mesela yöneticiliğimin son yıllarında ben de bu beyi kaldırdım. Bravo. Sana da bu yakışır. Aynen. Bana. Arkadaşlarıma bir ter en son terfim dedim ki bundan sonra kimse bana Doğan Bey demesin. Bravo. Abi de demesin. Abi de yok. Abi de yok. Doğan. Bravo. Bu. Aynen. Yurt dışındaki gibi hiç kimsenin saygı için hitaba veya önünde bir ek immanı gerek yok. Evet Volkan hocam. Dilimize ilk takılanlar yanlışlar. Bey, bayan gibi son ekler. Abi abla gibi hitaplar. Bunları artık iletişim dilimizden çıkarıyoruz. İlk tespitim benim buydu. Evet abi çok güzel bir tespit yapmışsın. Ama şimdi dinleyicilerimiz de değerli sevgili dinleyicilerimiz de takılmasınlar. Ben de sana hep Doğan abi Doğan abi diyor. Ha biraz, sonra... biraz nükte. Doğan abi senin biliyorsun biraz lakabın gibi de oldu artık. Evet evet. Çünkü evet. biz aynı yaştayız zaten. biraz nükte olarak ben sana Doğan aynı. abi diyorum. Bu şekilde diyeceğim, deve, demeye devam edeceğim. Bunu seviyorum çünkü. Ama buradaki abi, abla bizim bahsettiğimiz abi abla değil. Onu bildireyim ben öncelikle. Ha bundan sonra Doğan Bey denmesin mi? Denmesin, ha. tamam. <laughs> Herhangi bir yerde denmesin. Denmesin. Doğan densin bana. Harika abi. İsimle hitap güzel. Şey. Aynen. Evet bu konuşacağım. Sendeki iletişim hatamız nedir? Dilimize takılan, yanlış kullanılan şeyler. Şimdi Doğan abi ben bir girişte de aslında böyle bir demo gibi yaptım. Sen konuya girdiğinde. Benim en çok takıldığım şeylerden birisi bu. Aynen. Aynen kelimesi. Aynen aynen dedim hatta. Gererken de böyle bastıra bastıra. Bu aynen kelimesi Doğan abi. 17 sene önce çıktı tam tarihi. Öyle mi? Tabii. Ben net biliyorum çıkma tarihini falan. Bu yine bir kurumsal ortamdan, bir plaza ortamından çıkma şey. Aynen. Ve o kadar artık dilimize yapıştı ki aynen kelimesi. Her şeye aynen'i basıyoruz. Basıyoruz aynen'i. Karşındaki güzel bir şey anlatıyor. Fikirlerine katıldığın şeyler söylüyor. Aynen diyorsun. Aynen. Ben çok kullanıyorum mesela. Sen dedikten sonra dikkatimi çekti. Her şey aynen. aynen. Doğukan da hatta alıştı farkındaysa. O, o da aynen diyor. Aynen, diyor. aynen baba diyor. Aynen baba diyor. Hatta böyle daha çok katıldığını belirtmek için aynen aynen. Aynen artık aynen. iki defa aynen. Aynen aynen deniyor. Bu aynen 17 sene önce çıktı abi. Net bir şekilde biliyorum ben çıkma tarihini. Bu aynenin bir karşılığı yok abi. Aynen evet demek. Hmm. Yani artık evet diyeceğimiz yerde de aynen diyoruz. Mesela sana bir şey soruyorlar. Bunu çayınızı şekersiz mi istersiniz? Aynen diyoruz. Aynen evet, evet diyeceğine. Evet. Evet diyeceğiz. Ya da karşısın karşısındaki insan bir şey anlatırken fikir belirtiyor. Aynen diyorsun. Ya adam bir buçuk şey bir şey anlatmış sana bir adam yani. Değil mi? Sen de katılıyorum. Geçtiğine şuralara gibi. doğru. Aynen. Aynen. Devam, devam. <laughs> yani biraz da kolaycılık gibi oldu yani bu aynen. Hani evet. yukarıda bir cümle olur da onun altına denden koyarsın ya bir basitçilik gibi. Bu aynen'i ben Hayatımdan uzun seneler önce sildim. Sildin mi sen? Başardın. Sildim. Ben başardım. Kullanmamaya çok dikkat ediyorum. Kullanmıyorum da. Bravo ee, hocam bravo. Bunun yerine o cümlenin çünkü aynen ha biraz da sohbette tıkıyor. Tıkıyor. Şimdi sen bilirsin Ice icebreaker diye bir şey vardır. Aynen. Bak yine aynen. aynen. <laughs> evet. Burada evet demen lazım. Mesela. Ya benim aynen çok kötü hastalık yani. bende. Ben çok kullanıyorum. Ben bir de çok takılıyorum. Şimdi bu Twitter'daki değerleri dağları ayıramayanları takıldıkları gibi ben ailene takılmış durumdayım. Çıkaracağız aynen o zaman. Evet. evet. Haklısın. Doğru. 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 Evet öyle. Ben de böyle düşünüyorum. Bakın bunlar zaten sohbetin de karşılıklı akmasını sağ Aynen dediğinde biri ne? İki tarafta kalıyor öyle. Bitiyor. Bitiyor. Lütfen bu aynen'i hayatımızdan yavaş yavaş çıkaralım. Gün içerisinde azaltalım sayıların. Dikkat edelim bakalım. Dikkat Kaç edelim. defa aynen diyoruz? Aynen aynen diyoruz. Arkadaşlarımızı uyaralım. sen Arkadaşlarımızı beni uyar. uyaralım. Birisi aynen dediğinde bak aynen dedin. Bir kumbara yapalım. Aynen diyen 1 lira atsın gibi bir çözümler. 5 atsın. Değil <laughs> mi? Bu tarz şeylerle aynını e, silmek istiyorum ben devrim ateşindeki bir kıvılcımla. Çok güzel. Aynenle silelim. Çok güzel. Silelim bu aynını. Benden de silelim. Bunun anlamı aslında yanlış anlamda kullanılıyor değil mi bu? Aynen bir şeyi mesela parayla ödemiyorsun. Aynısından ödüyorsun. O aynen oradan gelmiş. Aynen. Bak aynen. Aynen. Evet. Kelime olarak da yanlış kullanılıyor. Anlama dışında kullanılıyor. Tamam. Her yere kullanıyoruz artık. Evet diyeceğimiz yerde, doğru diyeceğimiz yerde, katılıyorum diyeceğimiz yerde, haklısın diyeceğimiz yerde hepsini aynenle birleştirdik. Zaten biliyorsun bizim gün içerisinde kullandığımız kelime sayısı ortama 50. 50'ymiş. E şimdi bir de aynenle bu dördünü de aynenle biliyor. 46'ya falan düşüyor yani. Ya yani. <laughs> benim 10 oluyor bazı gün. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Merhaba aynen aynen <laughs> deyip o günü öyle o şekilde kapatıyorum ben. Hem de dilimize <laughs> sahip çıkmış oluruz. Aynen de hızlıca uzaklaşalım. Çok aylenden. güzel. Aynen yerinde kullanmak gerekiyorsa orada kullanalım. Ama her şeyi aynen demeyelim. İkinci bunun gibi böyle çok takıldığım bir şey, çok takıldığım bir şey. Bak çok diyorum. Evet. Abi biz çoku çok kullanıyoruz. Harika bir tespit bu. Çok güzel bir tespit diyecektim. Yine çok ya. kullanmış olacak. Abi sen hiç şey duyan şey diyen duydun mu yakın zamanda? Ben acıktım. Yok herkes çok aç Ben yorgunum. Uykum geldi. Herkes ya çok acıkıyor, ya çok yorgun, ya ya çok doyuyor. Ya çok doydu. Herkes böyle bir çok 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 bu sefer gerçekten çok diyemesi gereken yerde de saçmalamaya başlıyoruz artık. Çok 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 diyoruz evet. orada da. Mesela çok acıktım, hayvan gibi acıktım. Hayvan gibi. Alan diyoruz. Çirkinleşiyoruz. Ölü gibi uyudum. <laughs> Evet evet. Yani evet. çok uyudum. Aslında çoku doğru yerde kullanmadığımız için arkadaş çok çok demek zaten. Bunun sebebi ne Volkan hocam? Bak aklıma bir şey geldi. Neden bunun sebebi? Neden çok diyoruz? Abartı. Pekiştirmek istiyoruz evet. değil mi? Bunu şuna bağlayacağım ben. Senin notlarında var mı bu? Şuradan geliyor. Şimdi mesela ben acıktım. Evet. Demek ki küçükken veya herhangi bir şeyde acıktım yetmemiş. Pekiştirmek için çok acıktım çok demişsin acıktım. Bak bunun da bir örneği ne? benim notlarda var gerçekten. Hmm. Bize küçükken inanılmamış galiba Volkan Hocam. Yani anne acıktım ben demiş yemek gelmemiş. Gerçekten acıktım. Çok acıktım anne demişim <laughs> ben. o zaman yemek koymuşlar. Mesela ben yorgunum demişim. Kimse bakmamış. Herhalde ilgi çekememişiz normal söyletlerimizde ki çok ekne. Ben bunun nedir evet. sebebini bilmiyorum yani. Gün içerisinde zaten fazlaca kullanıyoruz bu kelimeyi. Çok o. Çok kullanıyoruz. E, gereksiz yere kullanıyoruz. Bakın biz normal acıkıyoruz. Evet. Ya acıktım değil. Çok acıktığınızda da bu sefer bunu ifade edecek gerçek Yok. bir kelime bulamıyorsunuz. Yani o zaman da çok acıkmış oluyorsunuz yani. Çok acıktığınızda da çok acık, çok yorulduğunuzda çok yoruldum deyin. Yani insan hiç yorulmaz mı ya? Yorulur yani. Bu sefer normal mi yorulacağız yani? Normal yoruldum mu diyeceğiz artık çoktan kurtulmak için. Benim ikinci en e, takıldığım en konulardan birisi aynenden sonra çok 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 kullanmayalım. Çok yerinde kullanalım. Normal yorulalım, normal dinlenelim. Acıkalım. Ee, normal para olsun, para zengin o çok zengin. Çok zengin. çok para. o şu çok, kız nasıl, faydalı. çok güzel abi. Mesela hiç yok. normal güzel, ya kız güzel yok. Yani yok mesela. ha güzel deyince bozulma da oluyor mesela. <laughs> nasıl çok güzel değil çok mi? güzel değil mi yani? Güzel. Yani o bir güzel normale yaklaşmış. Çok güzel normal olmuş. Evet, aynen öyle. Normal güzel deyince de bu sefer hani ortalama güzelmiş gibi oluyor. Evet. Peki bu pekiştirme de gerçekten ne diyorsun Orkun hocam? Biz yalancı mıyız? Şimdi onunla paralel benim notlarımda gerçektenle paralel var mı gerçekten sende? Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bravo. Şimdi bravo. uzunca bir sohbet ettik karşımızdakiyle. Diyor ki bakın bunu diyor bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani <laughs> ya, normalde önceki söylediklerin hiçbirinde samimiyet yokmuş yani. Evet, evet. Şimdi bu ama gibi bir kelime yani bütün bunu söylediğinde bundan önce kurduğun bütün cümleler negatife düşmüş oluyor. Düşürmüş oluyorsun. Kesinlikle. Gerçekten de öyle. Bak bunu da gerçekten söylüyorum. E, deminkiler neydi? Gerçekten söylemedin mi onlara? Ya ben gerçekten çok takıldım. Bak yine çok kullandım. Bak, Ger takıldın aslında. Takıldım. Ben çok takılmadım. Aynen. Bu çok çıkaracağız hayatımızdan. Çok büyük bir iletişim hatası. Evet. Bu dilimize takılanlar başlığının en doğru şeyinden biri bu Okan bu maddelerinden biri. En fazla kullandığımız aynenle beraber çok ben notlarıma yazdım. Gerçekten de bir yerde kullandığımda biri gerçekten mi diye sordu bana. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa orada rahatsız oldum ya ben yalancı mıyım ya ama ben de kullanıyorum şey anlatıyordum ya dedim şu şöyle olur dedim gerçekten mi dedim ben yok ben yalan söylüyorum yani ben normalde yalan söylerim sen ara sıra sor bana gerçek mi doğru mu ayıralım ama demek ki kendimiz de kullandığımıza göre ben mesela anlatıyorum sana Volkan diyorum mesela şu araba 120 bin lira gerçekten 120 bin lira. gerçekten 120 ya bu neyi inandırma çabası bu da yine gereksiz bir pekiştirme Aynen. E doğru kelimeyi bulamama biraz. Biraz kelime hafızasının düşüklüğü. Düşüklüğü. Doğru cümleyi kelimeyi doğru cümleleri kelimelerle pekiştiremeyip orada bir saçmalama gibi geliyor bana. E bu da yine toplumumuzun az kitap okuması, yeterli bilgi dağarcığına erişememesi gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Bunları bu şekilde pekiştirmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum ben. Bu tespitine kesinlikle katılıyorum kendimde de aynı şeyi söyleyeceğim. Ben günde gerçekten de bak yine gerçekten de kullandım. Yüz kelime kullanmıyorumdur. Yüz yok. Yüz yok. Yok. Bütün Vody Talks dinleyicisi kendini şu anda bir kontrol etsin. Herkes kaç kelime kullanıyor. Gün içerisinde sık sık kullandığı kelimeler var mı? Hani de çok kullanır mesela bazıları. Hani, ben hani şöyle yapılır ya. Yani. <laughs> hani gittik ya. Hani <laughs> ne demek yani. <laughs> hani. Bunun gibi çok kullanılan şeyleri biz sunumlarda çok çalışırdık buna plaza dünyasındayken. Hepimiz dikkat edelim bunları çıkaralım ama o Okan hocam çok güzel uyardı. Dinleyiciler kitap okumadan fazla kaynak araştırmadan da kelime dağarcığı gelişmiyor. İngilizce de olsa kelime dağarcığı gelişsin. Evet. Pleza dili olsa da kelime dağarcığı gelişsin. Böyle 3-5 tane Arapça kelimenin etrafında dönüp duracağımıza bence o da aynen o da gelişmeli. Kesinlikle ben zaten yabancı kelime kullanımına karşı değilim. Ancak Bilmediğimiz yabancı kelimelerin kullanımına karşı mesela geçen de bir PT arkadaşımız arkadaşımız değil de tanıdığımız birisi e, antrenör kendisi evet. hikaye atmış. Hikayesinde demiş ki e, öğrencimin kondisyon durumu iyi gidiyor. Kondisyon <laughs> Şimdi durumu. kondisyon durum demek zaten. Kondisyonun kelime karşı durum. Durum durumu iyi gidiyor diyor yani. Evet. Bunu diyen de bir antrenör. Hani lütfen buna dikkat edelim. E, yabancı kelime kullanacaksak da anlamını bilerek cümledeki yerini bilerek kullanırsak e, hiçbir sorun olmaz. Yani birinde gördük çok hoşuma gitti ben de bunu kullanmalıyım. Bir cümle dersen. içinde <laughs> Dur de. dur bir cümle içinde kullanayım. Bir anlamına bakmakta fayda var. Kesinlikle. Kondisyon çok güzel örnek. Aynenden sonra güzel geldi bunun üstüne bu okan hocam. Ben de bununla ilgili bir iki tane böyle başta çok kelime var bununla ilgili de bir iki tane şaşıracağın şey söyleyeyim. Umarsız. <laughs> umarsız. umarsız ne demek aslında? Çaresiz demek değil mi? Evet. Umar, çare demek. Umarsızda ça, umarsız nerede kullanıyoruz biz? Vurdum duymaz. Evet. Umursamaz anlamında evet. kullanıyoruz. Umarsızca. Aynı aslında umarsızca, aslında çaresizce demek. Çaresizce bu. demek. Mesela yine biraz bilgi olsun, dinleyicimiz kazansın. Izbandut, iri yarı değilmiş, Rum korsan demekmiş Izbandut. Hmm. Demek ki Rum korsanları çok iri yarıysa Tabi iri yarıysa, o öyle kalmış. <laughs> Çirkef mesela pis ve bulanık su demekmiş Bak otantik mesela eski şey eski anlamında değilmiş. Bunu da ben de kullanıyordum. Otantik çok otantik bir şey bu. Mevcut özelliklerini koruyanmış. Hmm. Yakıştırılmış biraz. Yakıştırılmış. <laughs> Çığır. Çığır açma. Evet. Karın üzerinde açtığı izmiş çığın. Çığır düştükten sonra açtığı izmiş. Güzel anlamı var. Efkar mesela bak çok. Hep Hüzün değil mi? Hüzün değilmiş abi. Hemen bulacaksın ne olduğunu. Fikir. Fikirin çoğuluymuş. Va. Efkar. Fikirler anlamındaymış düşünceler, fikirler. Bir tane daha son söyleyeyim, bu konuyu geçelim. Ajitasyon. Bunu da çok kullanıyoruz. Düz değil mi? Değil, körüklemeymiş ajitasyon. Ha. Ha. Bak görüyor Gaz misin? verme anlamında kullanılabilir. Yani Volkan hocamın dediği gibi eğer bir kelime çok konuşulana gitti, Ben de özellikle bunu sosyal medyada görüp kullanmak isteyen çok oluyor. Kondisyon bunun çok güzel örneği. Evet. Kondisyonu çok iyi durumda. Durumu çok iyi. Ha durumu çok iyi durumda. <laughs> Zaten condition'dan geliyor. Kondisyon <laughs> hareketleri yaptık bugün diyor mesela. Aynen. Kondisyon Bak hareketi aynen yapalım. Böyle. Durum hareketi diye bir şey yok, yok. yani. Evet, o hocam çok güzel bir tespit yaptın yine. Çok güzeldi. Yani güzel değil. Güzel değilmiş, değil mi? güzel deyince bakalım insanlar bozulacak mı? <laughs> ne dedik? Hitapları kaldırıyoruz dedik. Evet. Sık kullandığımız kelimelere dikkat ediyoruz dedik. Gün içerisinde bunların çok güzel örneklerini verdik. Şimdi ben bir tane daha iletişim hatamızı sana anlatmak istiyorum. Ben bu çok e, dikkatimi çekerdi. Çok da rahatsız olurdum. Beni tetiklerdi. Negatif sorular. Negatif sorular. Evet. Türkçemizin de güzel bir şeyidir. Neden negatif bu. Soru. Örnek vereyim. Almazsın değil mi? <laughs> ya evet desen bir türlü. Ya evet desen almam mı demek alırım mı demek. Şimdi ben sana sorayım. <laughs> bu Hakan, bir birbiri almazsın değil mi? E, ya ne evet de? desen. Almazsın anlamına Almıyor. geliyor. Hayır de sen yine almazsın. E, <laughs> ha, nasıl sen almazsın bu <laughs> Ya sen bu bireyi almazsın demek bu soru. Şimdi bu negatif sorular o konucağım. Ben araştırdım da negatif e, soru veya kelimeleri hayatımızdan çıkarıyoruz demin senin söylediğin sık kullanılanlar gibi. Neden? Çünkü zaten demin de beraber senle rol playini yaptık. Bu soru insanı almamaya itiyor. Hmm. Alamazsın ki zaten bu sorudan sonra. Ne Bak, diyeceğim ben bunu? Ne diyeceksin? Yapmazsın değil mi? Çiftler mesela çok kullanırlar bunu. Ha. Çiftlere de güzel bir iletişim bilgisi olsun bu. Var mı senin hayatında ha? böyle? Benim var. Almazsın değil mi var? Bu çok benim hayatımda iz bırakan Anılardan biridir. <laughs> ne diyor? Ekmek almazsın değil mi? Ya ben evde stokların bitmesini sevmem. Yani benim yumurtam, sütüm evde ne tüketeceğiz? Stoklu olsun istedim evet. ben. Bitince de eski eşim almayacağımı de <laughs> Almazsın mesela bir gün canlı örneği şu. Ee, Doğan dedi yumurta bitmişti. Tabii ben neden bitmiş? <laughs> bir yumurta neden bitiyor? Tanesi 1 lira olan bir yumurta neden biter? Almazsın değil mi dedi. Ne diyeceksin ki buna? Ben buna cevap veremedim. Baktım. Almak istiyorsan da alamıyorsun zaten. <laughs> Aslında çok sen bir şekilde ben düşünüyordum bunun cevabı ne olmalı. Tahmin etmiştim almayacağını dedi. <laughs> Yani hiçbir iletişim olmadı bu. Ben düşünüyordum. Belki de alacağım. Sonuçta yumurta yoksa ne yapacağız? Sen artık? cevap da vermedin. Cevap veremedim ben. <laughs> düşünüyordum nasıl bir cevap verilir buna diye. Alamadık. Yumurta almadık. <laughs> o gün yumurta yemedik. Ama sevgili Body Talks dinleyicileri olumsuz sorular ve olumsuz cümleleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Yumurtamız bitmiş. Ha. Alıp gelir misin? Aynen öyle. Yumurtamız bitmiş. Kahvaltıda yumurta yok. Alır mısın? Hatta daha tatlı dinli söyleyeyim ben. Alsan çok iyi olur. Evet ne Bak, güzel. Çok etmedik ama alsan iyi olur. Veya şurada yakında şuradan alır mıyız? E, Migros'tan söyler miyiz? Yani bir çözüm önerisi. Ne ya, yapabiliriz en kötü ya? Ha, ne yapabiliriz ya? <laughs> ya yumurtamız yok. Bravo bak bu da çok güzel. <laughs> ne Bizim yapabiliriz? Yumurtamız yok. Yumurta yemek ister misin? <laughs> İstemiyoruz. Hayır. Valla iyi istiyorsan bir çaresini bul. <laughs> Şimdi bunun ben örneklerini vereceğim. Kullanmayacağımız şey. Almazsın değil mi? Yapmazsın değil mi? Hiç mi yok? Hiç mi yok? <laughs> yok hiç mi yok? Negatif sorular bunlar. Hiç mi yok? <laughs> Bunun da cevabı yok. Şimdi sana dedi ki Volkan hocam bir an var mı? Yok dedin sen. Hiç tamam. mi yok? Hiç mi yok? Ne <laughs> cevap verebilir ki insan bana. Mesela bundan büyük ihtimal dinleyen satıcılar, marketçiler. Yok, çok fazla geçiyor. Çok fazla geçiyor. Bunu neden soruyoruz acaba? Yine güvensizlik, evin olamama. Çok garip bir soru hiç ya. Hiç mi yok? Ya bu yine bence orada doğru cümleyi seçememe, iletişim beceriksizliği kesin de onlar gibi geliyor bana Yoksa insan yoka hiç mi yok der mi ya IQ eksikliği Yani değil, hani bence orada yoku Şey yapmaya çalışmıyor yani çalışmıyor. Inandırmaya... Bilmediğinden, bilmediğinden. Orada ne cümlesi kuracağını bilmediğinden oluyor bence bu Çok güzel bir katkı Demin konuşmanın başında da söyledik ki Biz gerçekten de ülkemizde de öyledir Yine gerçekten dedim İletişim eğitimi hiç almadık Böyle bir saçmalık Almak. olamaz ya Evet Hayatında en çok kullandığın şey iletişim. Evet. Bununla ilgili hiçbir eğitim almıyorsun. Olumlusu, olumsuzu. Türkçe dersi var mesela. Türkçelerde ne öğreniyorsun? D'nin, ki'nin evet. ayrı yazılışı. Konuşmayı niye öğretmiyorsun? İletişim dersi yok. Mesela güzel konuşma dersi bir ara vardı. Sonra bir iki dersi kalktı. Evet. Mesela çoğumuzda şive var. Biz seninle uzun yıllar Ege evet. şivesinin şeyini çektik. Ben hala. Ben de biraz kaldı Ege şivesi. Neden konuşma dersi yok? İletişime dersi yok. Nezaket dersi niye yok mesela? Al buradan. Hadi bakalım. abi Kaldır onun adını, evet, nezaket. Evet. Aynen. Notlarımızda var yine o. E bütün kitaplar, bütün bilgelik, bütün felsefe nazik olmayı, kibar olmayı öğütlemiyor mu? E bana öğretmedin ki sen. Nereden bileyim ben? Bunu? Okullarda değil mi 12 senenin hiçbir e, partisinde yok. Biz kendimizi geliştirelim. Biz çocuklarımıza bunu öğretelim. Bu kelimeleri gündemimizden çıkaralım. Soruları kullanmayalım. Volkan hocam sorulardan şuraya geçeceğim. Sonra sözü sana vereceğim. Olumsuz sorulardan ziyade olumsuz kelimeler Oraya geçtim şimdi. Hmm. Yapsaydın keşke. <laughs> Bak burada yine çiftler kafasını öne doğru eğdi salladı. Yapsaydın keşke. Şimdi bu kelime neden olumsuz? Doğan hocam diyeceksin. Şimdi olmuş, geçmişte bitmiş bir olay ve sen yapsaydın keşke diyorsun. Ha. Buna ne cevap verebilir karşı taraf? Ne, hiçbir şey, ne hiçbir cevap şey veremez. Gerilir, sinirlenir ortam. Aynen. Örneğin tenis oynuyorsun. Topu şuraya vursaydın keşke. E vurmadım ki evet. bitti. Ne yapalım Geçmişi mi konuşalım? Geçmiş. Bunun doğrusu ne? Bir dahaki vurduğunda topu şuraya vurursan iyi olur. Daha iyi olur. Aynen. Veya bir duygu. Ya böyle yaptığında ben rahatsız oluyorum. Yapmasaydın ki, yapsaydın keşke yerine. Yine insanlar rahatsız edici olumsuz bir cümle. Volkan hocam. Bu da Tok dinleyicisi hayatından çıkarsın. Bunu da Tong Fu kitabından aldım ben. Yapmalıydın. Hmm. Burada bir de emir de var ya. Bu da son derece olumsuz bir kelimeymiş yapsaydın keşkelerle beraber yapmalıydın da hayatımızdan çıkaralım. Mesela bunu da sana kullanayım. Bu Vukan orada öyle konuşmamalıydın. Hmm. Nasıl hissettin? Yani ben zaten uzun süredir bana böyle cümle kuracak birisiyle herhangi <laughs> <laughs> bir ne akrabalık ne arkadaşlık bağım olduğu için tetiklendin ama evet, değil mi? Şu an tetiklendin mi? Tetiklendin. Kurmamalıydın. Ya sen bunun otorimesin. <laughs> yani Doğru bu değil. cümle kurmaları otorimesin. Kurmamalıydın. Eşten gelir bu. Yöneticiden gelir. Yöneticilerden Anne, babadan geliyorsa gelir. gelmesin. Yöneticiden gelir. Aynen. Anne babadan gelir. Anne babadan gelir ama bu cümleler karşı tarafa bak ne yazmışlar bu konuşacağım kitaba geçmişe dönük yapıcı olmayan hı hı. yapıcı değil ki bu cümle kurmamalıydın. Yapmalıydın, nasıl şimdi hı hı. sen gerildin nasıl bir iletişime devam edeceğiz? Amaçsız ve çözümsüz. Hı hı. Dolayısıyla sevgili bodytox dinleyicileri değerli dostlarımız negatif sorular kullanmıyoruz almazsın değil mi? Yapmazsın değil mi? Negatif kelimeleri hayatımızdan çıkarıyoruz. Ne bunlar? Yapsaydın keşke, keşkeler yapmalıydın. Hep dikkat edeceğimiz nokta olumlu konuşmak. Bravo. Şöyle yapsan güzel olurdu. Güzellik <laughs> ekle, harikalık ekle, mutluluk İyi. ekle. İyilik Şöyle yapsam mutlu olurdum dediğinde kim seni mutsuz etmek ister? Hiç kim. Pislik mi senin karşındaki insan? Evet. Volkan topu şuraya vursan çok mutlu olurdum. Bak ne diyecek adamsın? Hayır mutlu olma ben mutlu olacağım <laughs> Al Bunun anahtarını da verdik hadi Çok yine. Çok güzel yine bir gayet verdim. Bana. Yine bir gayet verdik. Peki kontra bir soru sana. Hadi bakalım Hazır Bir karşı edeyim. taraftan bir arkadaşının bir hareketinden rahatsızsın. Evet. Bunu ona incitmeden nasıl söylersin? Çok güzel bir soru. Sen Beğenmiş. bu işte uzman olduğun için sana soruyorum. Ben biliyorum cevabını. Sana pası atıyorum. Bunu lütfen bir gayet olarak guide sevgili olarak. dinleyenlerimiz yine kağıdını kalemini hazırlasın. Bunu söyle bu güzel bir trik olacaktır onlar için de. Şimdi Volkan hocam çok güzel bir pas attın. Teşekkürler öncelikle. Bunu ben beceremiyorum. Yani burada ses tonumu tam ayarlayamadığım için yine karşı tarafa yapması gereken şeyi söylerken iritasyon olabiliyor. Ama bilim olarak nasıl söylenme? Nasıl? Karşı tarafta beğenmediğin bir duygu, bir olay olduğunda iki tane önemli kural var. Bir, sen dili değil ben dilini kullanıyorsun. Sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım kesinlikle kullanmıyorsun. Hmm. Deminki örneğimizde rol playini yaptık. Mesela neler rahatsız olalım? Volkan senin rakı ne rahatsız oluyorum dediğimde. Evet. Volkan sen rakı içmemelisin. Hmm. Veya Volkan sana içki dokunuyor. Şimdi bu cümlelerin hiçbirinden sonra herhangi bir şey gelmez. Fayda gelmez. Fayda gelmez. Bunlar yapıcı değildir. Ne kullanacağız ilk kural? Ben dili. Ne demek abi? Ne demek bu? Volkan senin böyle yapman beni rahatsız ediyor. Yani benle ilgili durum. Yani sen böyle yapmakta özgürsün. Bir kere şunu Belki bilelim. Belki başkalarının üstüne gidiyor. Arkadaşlar herkes ben mesela e, belli bir bana da geri bildirim verirlerdi. Herkesin güçlü yanları var, gelişim alanları var. Ben bu gelişim alanımla yaşamaktan mutluyum. Evet. Yani herhangi bir şeyi değiştirmek zorunda değilim ki ben. Dolayısıyla sen dediğinde ben bunu e, yani bunu yapmak zorunda değilim ama şunu dediğinde, Doğan, bana böyle konuşman beni rahatsız ediyor. Örneğin beni rahatsız ediyor demeyelim. Beni mutsuz ediyor, geriyor. Veya benim böyle düşünmeme sebep oluyor. Mutlu olmama engel oluyor. He, şimdi böyle dediğin anda bitti Volkan Hocam. Hmm. Çünkü kimse seni mutsuz etmek, rahatsız etmek, huzursuz etmek istemez. Çünkü özgürlükler nerede biter? Kendi özgürlük alanına girildiğinde. Başkasının yani. özgürlük alanına girdiğinde biter. Ben kendimi geliştirmek zorunda mıyım? Değilim. Evet. Ben istersem içer sarhoş olurum tek başıma. Öyle değil mi? Ama başkasını rahatsız edemem. 35 bir, bir, büyük içerim. Bu bardakları yerde parçalarım. <laughs> Kimse bana gelip de Doğan Hocam sen ne arasın, değil mi? O benim özgürlük alanım çünkü. Evet. Ama şunu dersen bardağı sana fırlatırsa sen dersin ki artık benim alanıma girdin. Dolayısıyla güzel bir konu açtın. Değerli dinleyicimiz kalem kağıdınızı alın. İki temel kural var. Sen demiyorsun. Bakın çiftler de çok yapıyor bunu. Evet. Sen demiyorsun. Ben de böyle hissettiriyor. Çocuklarınızda da uygulayın. Çocuklarda da çok işe yarar bu. Çocuklara da sen yapmadın ödevini yapmadın şuraya gitmedin yemeğini yemedin demeyin oğlum bu yemeği bu kadar yiyeceksen bana söyle çünkü yap kalınca ben üzülüyorum pişirdiğim için beğenmediğini düşünüyorum bak ne, ne güzel. kadar güzel kelimeler bir benderi kullanıyorsun iki his söylüyorsun his hmm. sen böyle yaptığında ben böyle hissediyorum. Mutlu Bravo. oluyorum, mutsuz oluyorum çok gibi iki tane altın kuralı da sayende Volkan Hocam attığın pasla verdim oldu. ben. Çünkü evet. böyle bir notum da yoktu. Volkan Hocam sağ olsun doğaçlama bu gaydi verdirdi. Çok güzel oldu Doğan abi bu. Burada e, çok güzel dersler mı düşünüyorum ben. Evet. O zaman birkaç örnek daha vereyim. Mi? Verelim. verelim. E, günlük hayatımızda kullandığımız, dilimize takılanlardan. Bunların bir tanesi geldin mi? Evden girersin içeriye <laughs> içerideki geldin mi der? O da yani cevapsız bu. Bu da cevapsız, cevapsız geldim gelmedim de bilmiyorum yani hani, <laughs> kime soruyorum bir de geldin <laughs> mi? Ya bu neden soruyor acaba ben yani bu direkt olamam mı olayını gerçekten çok düşünüyorum Volkan hoş geldin hocam. Hoş, hoş geldin <gülüyor> mesela, <gülüyor> geldin mi de yani, mesela Volkanı <laughs> gördün Volkan Volkan de evet. haydi selam de hoş geldin mesela selam hiç kullanmıyoruz biz kullanmıyoruz seni görüyorum ben geldin mi? Geldin mi? Mesela bana geçen de sonran soruyu söylemiştim güldün. Evet. Şimdi beni görüyor mesela arkadaşım tıraş olmuşum. Tıraş mı oldun? <laughs> <laughs> Yok sakallarım döküldü, saçlarım döküldü. Ya şimdi ben nasıl bir cevap vereyim ki? Kendiliğinden düşüyor sakalları Tıraş mı oldun? <laughs> evet mı? Mesela yerine? saçlarını kestirdin. Adam saçlarına ilgili bir şey söyleyecek. Evet. Tıraş saçlarını mı kestirdin? Yani güzel olmuş, yakışmış hmm. gibi şeyler söylemek, fark ettiğini belirtmek istiyorsan onu. Ama yine bu bilmemezlikten geliyor. Bunu da burada belirtelim. Bunun yerine işte tıraş mı oldun yerine eğer tıraş olduğunu fark ettiysen ha güzel olmuş, saatler olsun, yakışmış gibi onun tıraş olduğunu, durumunu değiştirdiğini fark ettiren kelimeler söyleyebilirsin. Geldin mi yerine hoş geldin diyebilirsin. Nasılsın diye halatır sorabilirsin. Geldin mi? bırakalım. Yine kapıyla ilgili kimo var. Mesela kimo'ya 82 milyonun 82 milyonu da benim diye cevap veriyor. Biz de... Zaten senin kim olduğunu soruyor karşı <laughs> taraf. Sen benim diye cevap verirsin. Benim ya. Evet. Ben işte. Bunu değiştirelim artık Türkiye. Kim o? Volkan. Kim Volkan. o? Doğan. Doğan. Yani kapıdaki kimse ismini söylerse bu işte. Bir de bazı sinirleniyor. Benim. Benim. <laughs> ya kim o diye sorulur sinirleniyor. Ya adam sinirleniyor. Ya zaten ülkemiz gergin. <laughs> kim o diyorsun. Kim harca. Benim. Benim. Bunu da bırakalım. Ya sen kimsin? Kim Ondan sonra mı? sen kimsin çıkıyor ortaya. Sen kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> sen, kimsin? <laughs> sen kimsin? Buradan çıkmış işte belki de. Sen kimsin ya? Kapıya geldin de sen kimsin? Neden geldin? <laughs> Volkan Hocam bunu çok güzel yine ateşi yaktın. Arkadaşlar kim o ya benim diye cevap vermiyoruz bundan sonra. Lütfen bunu Türkçemizden çıkaralım. İsmimizi söyleyelim. Bunu da çıkaralım. Evet. Yine selamlaşma ile ilgili sen az önce biraz değin, değindin. Selam demiyoruz diye. Şimdi bu selamlaşma ile ilgili artık sınıfsal farka ideolojik düşünceye, siyasi düşünceye varan bir ayrım var iki kelime arasında. Selam aleykümle merhaba, merhaba. Merhabacılar biliyorsun biraz daha sosyal demokrat, çağdaş gibi görünenlerin selamı, diğer de biraz daha e, muhafaza muhafazakar kadri, aynen. görünen kesimin selamı gibi. Artık yer etmiş. E, hatta benim arkadaşım vardı mesela selamun aleyküm diyenin selamını almazdı. Almıyordu. Merhaba. Merhaba diye bağırırdı yani inanın. <laughs> Arkadaşlar merhaba, selamun aleyküm'den daha fazla Arapça. Arapça. Beni bilirsin ben çok güzel dizi izlerim Doğan abi. Yakalarsın. Harika dizi izlerim. Şşş. Son zamanlarda İslami terör dizilerini çok sardım. Öyle mi? Filistin, İsrail, son dönemde Fauda'yı çok izledim, çok da beğendim. Bak yine iki defa çok dedim. İzledim, beğendim aslında. Düzelteceğiz bu hocam. Hiç izledim. merak etme, el ele verdik. Hep beraber düzelteceğiz. İzledim, beğendim. Orada da bütün Arapça amyası birbirine merhaba diyor. Merhaba. Direkt bizim söylememizle hatta. Hiç şey farkı da yok arada. Bu ikisi arasında da ben bir fark göremiyorum. İkisi de selamdır. Selamlaşmaktır. Ee, selam da diyebiliriz bunun yerine. Selam, selam benim çok hoşuma gidiyor. Benim selam. en sevdiğim şey o selam. kelime selam. Merhabadan, selamun aleykümden ziyade selamı seviyorum ben. Ee, bunu da böyle belirteyim. Burada bir sınıfsal ayrım yapmaya gerek yok. Bir kere Volkan Hocam araya girdim. Selamlaşmayı <laughs> ideolojik olarak kullanmakta aşırı saçma. Zaten selamlaşamadığımız için o saçma sen evet. mi geldin, geldin mi gibi Geldiğin kelimeler mi bunlar. Miydi? Ben çok açık söyleyeyim. Ben e, iş hayatına girince selamlaşmayı öğrendim. Hı hı. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde Yoktu. okulda bize selamlaşma Yoktu. öğretilmedi. Evet, evet, evet. Yani no, gördüğün hani, bir insanı girelim. Yine derslerde eğitim sisteminden bahsedelim. Bir, bir sürü öğretmenler gününü kutluyoruz. Var olsun öğretmenler. Ama gülümseyerek bir selam denmesi öğretilmedi bize. Öğretilmedi. Zaten hiç de kullanmıyoruz Hiç bunu. kullanmıyoruz. Ya. Apartmanda bir merhaba, bir günaydın, iyi günler, teşekkür ederim, teşekkürler, ee, özür dilerim. Bunları artık hiç kullanmıyoruz Anladım. günümüzde. Bunu normal günlük hayatımızda çok güzel bir şeydir bu. Bakın bunu deneyin. Ben denedim defalarca. Çok da işe yaradı. Gülümseyerek bir selam vermenin. Bakın kafa sallamaktan bahsetmiyorum. Bir de o var Doğan abi. Adamına günaydın diyorsun. Gülümseyerek kafa sallıyor. Sallan. Ya bu bir jest Haydi. değil. Günaydın. Siz de sözlü olarak günaydına günaydın deyin. Nasılsınız? Bunu tanımadığımız insanlara söylemek sizi kendinizi asıl iyi hissettirecek bir şey karşı taraf için yapılan bir şey değil bunu yarın Hı. deneyin mesela hemen yarın o güne iyi başladığınızı hissedeceksiniz çok güzel söyledin bu Hakan Hocam. yine bunlarla Doğan abi ilgili e, halatır sormaya la ilgili evet selamın hatta seyirciden dakika, de geldi seyirciden dinleyiciden de geldi Sohbetin bir kısmı e, selamlaşıyoruz dedik selamlaştık sonra yani şu geliyor bakın sorular ne haber ne yapıyorsun Nasılsın? Şimdi arkadaşlar bu ne haber? Ne yapıyorsun? Nasılsının? Üçünün de ayrı cevabı var. Biz ayrı yapıyoruz? soru. Bak ben sana söyleyeyim. Benim, benim arkadaşımı arıyorum ben. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> ne haber? Ne haber? İyi senden ne haber? ya arkadaş <laughs> Artık farklı bir şey söyle de bir sohbet edelim değil mi yani hani ben sana ne diyorum bak nasılsın? Ya diyorum. öğretilmemiş işte hep iyiyim. Ben. <laughs> Kötüyüm de demedim ben iş mesela. Yok hiç yaşındayım, yok hep iyiyim dedim. De yok. yok yani artık bu şey gibi hepsine iyi senden ne haber iyi sen. Yani adamız neredesin diyecek iyi sen neredesin diyecek neredeyse yani. Artık oraya gitti iş yani. Ben burada bunu gerçekten devrimin en üstünde ateş bu olsun. Tamam. Nasılsına burada bir hal hatır soruluyor ki benim en sevdiğim sohbete giriş kelimelerinden bir tanesidir. Nasılsın? Ha? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Normalim. Kötüyüm. Bugün yorgunum gibi. Burada halatır sorulduğunu öğrenerek, bilerek, ona göre cevap verelim. Durumumuzdan bahsedelim. Halimizden, hatırımızdan. Sonra uygunsa karşı tarafa, biz de onu soralım nasıl olduğunu. Karşı taraf ne yapıyorsun dediğinde senin nasıl olduğunu sormuyor artık. Ne Farklı yapıyorsun? Farklı soru bu. Farklı. Ya aslında bunu soran da çoğunda farkında değil. Değil. Farkında olma. Ama ben bunu hepsini farkında olarak soruyorum. Sohbeti açabilmek için, genişletebilmek için. Ne yapıyorsun? Ne yap? Evde misin, ha. arabada mısın, bir yere yani mi gidiyorsun? He, bir yerde değilsen hani <laughs> İşte yani kitap okuyorum. Televizyon izliyorum. Söylemek istiyorsan. Yani öyle, kapat kapat dersin öbür türlü söylemek an? duruyorum dersin. <gülüyor> <gülüyor> duruyorum dersin. İşte yaşıyorum dersin. Aynen. Yuvarlanıyor Bunları diyebilirsin. Ne haber dendiğinde yine? Var mı bir gelişme, bir haber onunla ilgili? İyi senden ne haber değil de ya normal devam ediyoruz iş güç falan gibi. Hani bu sohbeti açan bunlar sohbeti genişletecek ve karşı tarafın da hislerini daha yakından öğrenmemizi sağlayacak sorular. Bunlara lütfen sorarken de, cevaplarken de anlamını bilerek Karşı tarafın ne dediğini azını duymuyorsun bir de bu karşı tarafa da şey hakaret gibi. Hakaret işte. gibi. Ben nasılsın diyorum iyi sen nasılsın? Ee ne yapıyorsun diyorum iyi ne yapalım sen ne yapıyorsun? Ya <laughs> <laughs> demen iyi bazdaki. ne yapıyor ne falan yani. falan, <laughs> sana geliyor ya yani. tamam iyisin anladık. Bu hocam ben burada bu ateşine senin körüklen geliyorum ben de yanlış kullanıyordum bunu sana itiraf ediyorum hmm. şu anda benim de en sık yaptığım hata ne yaptın? <laughs> o geçmiş abi. O geçmiş. Hatta e, beni tanıyanlar güler buna. Çoğu arkadaşım da soğandan anlıyor bunu ne demek istediğimi. Ben hep, hep ne yaptığını öğretilmiş bana. Hı hı. Ne yaptın? Belki de doğduğumuz yerde ne yaptın ne böyle? Yaptın? Ne yaptın da hızlıca? <laughs> ben de sordum insanlar şöyle yazıyordu bana. Ben genelde yazılı iletişim kullandığım için. Ne yaptın? Neyi abi? Neyi? <laughs> ne oldu? Abi? Bir yani bir şey yapmamış da korkuyor adam. Bir, bir şey, şey mi yapıyordum ya hani? Halbuki <laughs> ne yaptın? İyi misin falan diyeceğim ben. Ben de yanlış kullanıyordum. Sen Sizin de bundan o... sonra? Ben de düzelteceğim. Durumuna göre halini mi sormak istiyorsun? Evet. Nasılsın de? Ne yaptığını öğrenmek istiyorsan, ne yapıyorsun Naber de? Ne haber diyeyim? Neredesin diyeyim? De? Neredesin de? Nasıl gidiyor de? Ama ne duymak istiyorsan onu sor yani. Çok güzel oldu bu. Ben de kazandım bugün. Evet abi. Bugün ben de kazandım. Bugün ben çok kazandım. Peki Volkan Hocam başka var mı sende? Bir de e, tabii işletmecilikten gelen bir e, şeyimiz var. E, örneğimiz var. Garsonlara sesleniş. Bu da bizde e, çok sorun olan, iletişimle ilgili sorun olan bir durum. Örneğin bizim Defne... 5 yaşına kadar garsonların hepsinin adını pardon, pardon sanıyordu. Çok güzel bir örnek bu. Baba <laughs> pardonu söyler misin? Bana limonata getiririm lütfen diyordu. Hepsinin adı çünkü biz hep bütün pardon. garsonlara pardon diye seslendik. O da bütün garsonların adını pardon sanıyordu. Bu da işte çocukların bizi kopyalamasından dolayı ben orada dikkatimi çekti. Hitap şeklinde. Buradaki hitaplarımızı da düzeltebiliriz. Düzelt hocam. Düzelt. Pardon da çok büyük bir sıkıntı yok. Aslında. Hani Fransızca herhalde Fransızca. zaten o kibar pardon mu böyle bir aklıma şey geldi. Ama hani affedersiniz bakar mısınızın bir şeyi. Evet. E, benim burada tercih ettiğim kelime bakar mısınız? Evet. hem Karşı tarafı da garson tarafında da üzmeyen. Kibar tarafında. da bakar pardon mısınız? Pardon da kötü değil. Hani Pardon da kullanılabilir de. hani defne örneğinden üzerine geldim. Hani Çocuklara en azından Ama bu bilmiyor, durumu anlatalım. Aynen. Çocuk anlamıyor. Çünkü işte in İngilizce'de waiter diyorsun değil mi? Hani gar evet. Burada garson diye seslensin adama dayak yersin mi de oradan yani? Dilimizde maalesef mesleğin çok adını doğru. söylemek e, çok orada garson diye çağıramıyorsun kimseyi. Bakar mısınız? Burada garson iyi. diye çağırsan yurt dışında gelmez adam. Sana servis de verilmez. Değil mi? Ben yurt dışında çok net söyleyeyim. Vakan Almanya'da hatta bilirsin Almanlar kaba derler. <laughs> <laughs> ee, bir sipariş verdim. İngilizce verdim siparişi. Please demediğim için kız uyardı beni. tabi Ne güzel baba. Please demediniz dedi. Yani ben de tabii farkında değilim. Hı hı. Kusura bakmayın dedim. Ondan sonra aşırı tokat gibi geldi bana çok bu şey. Güzel. Tabii ben öyle yani. Çok dikkat ediyorum. Garson, marson getirmezler masana bakmazlar. Buna dikkat edelim özellikle e, hizmet sektöründeki e, çalışan emekçilerimize, arkadaşlarımıza. Ben de o sektör sektördeyim yani bütün sektörlerde aslında böyle. Nezaket Bugün bir bu bankaya arkadaşlar. gittiğinizde de mutlaka e, gişedeki e, çalışan insana bir önce merhaba deyin ya yani ben para yatıracaktım demeyin merhaba deyin. İyi günler deyin günün durumuna göre. Ondan sonra işleminizi söyleyin. Bir call center'lık konuştuğunuzda önce selamlayın. Merhaba demek bu güzel bir şey. Yani hızlıca işinizi halledip oradan gitme karşınızdaki robot değil. Aynı şeyi garsonda da satış danışmanlarında da AVM'lerde çalışanlarda da e, dikkat edilmesi gereken bir şey. Tam nezaketinizle istediğiniz siparişi verip ve güzel bir hizmet e, alırsınız bu şekilde. Okan hocam yine kendimden bir örnek vermek istiyorum iletişimle ilgili ne kadar bilgisiz ve eğitimsiz olduğumuza dair. Ben mesela yine garsondan veya servis getiren insandan aslında servis ediyor adam sana. Hmm, servis yani tabii, İngilizcesi. Adam tabii, sana tabii. bir servis getiriyor. Bir şey rica etmeyi yine yurt dışında öğrendim. Veya iş hayatında öğrendim diyeyim. Hep de faydasını gördüm. Hep de faydasını gördüm. Nezaketin, kibarlığın zaten faydasını görmedim diyen çok az örnektir. Evet. Dolayısıyla sadece hitap şeklinde değil bir şey isterken de ben eskiden mesela bir çay, bana bir bira. Evet. Bir bira kaba. rica edebilir miyim? Evet, alabilir miyim? Alabilir miyim? Yani. Rica etmek bana çok da hoş geliyor, kibar geliyor. Çok kapıda açar. Açar ama gerçekten de arkadaşlar şuraya geleceğim. Biz iletişimi okulda öğrenmedik ama öğrenmemiz gerekiyor. Okuyalım, araştıralım. What dinleyelim. Evet. Buradan öğrenelim. Ben rica etmeyi çok geç yaşlarda öğrendim Volkan. Ben de. de ki 26-27 evet. ya düşünsene. ilk 20 yıl insanlardan, garsonlardan bir şey isteyememişsin. Yine demin ki senin iletişiminle ilgili bir anahtar vereyim ben. Telefonda biri arıyor, call centerlar arıyor. Hepimiz bundan rahatsız oluyoruz. Garsonlar, bankacılar. Burada da arkadaşlar bir tane kilit kelime vardır. Empati. Empati ne demektir? Karşındakinin yerine kendini koymaktır. Evet, ne duymak istiyor? Garson olduğunu düşün. Hı -hı. Mesela seninki en güzel örnek. Sana nedense hoşuna gider. Tabii ki. Bu hoşuna gider Bir mi? bak oğlum buraya. Bir bak bir bak buraya. Hoşuna gider mi? Kesinlikle. Veya bir müşteri geldi dedi ki sana işte garson bey hatta garsonları bey hanım şunu rica Yaka, edebilir yakasında miyim? Yakasında ismi varsa. Ha, aynen. Ismi bu arada bey hanımı kal. kaldırdık bu arada. Bey hanım kalktı. da. <laughs> Aysu bana şunu getirir misin rica etsem? Lütfen. Rica edebilir miyim? Böyle yapalım ki e, değerli Body talk dinleyicileri çocuklarımıza örnek olalım. Birbirimize örnek olalım. En önemli. Şuradan şey. vurucu mesajı vereyim. Volkan Hocam, iyilik bulaşıcıdır, nezaket de bulaşıcıdır. Ben de kendime akışlıyorum. Nezaket Bravo. de bulaşıcıdır. Ben yanımdakinden gördüm rica etmeyi yurt dışından öğrendim, garsonlardan öğrendim. Siz de bu davranışları yaparak örnek olabilirsiniz. Harika, harika Şimdi böyle ya. kapatalım Volkan Hocam. Evet artık burada kapatalım. Burada Daha kapatalım. Ne diyelim bunun üstüne ya? Çünkü çok güzel mesajlarımızı verdik. Çok 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 verdik yine. Çok 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 dedik. Ben bir toparlayacağım hamburger yöntemimizi biliyorsunuz bizim Lütfen. meşhur. Ne anlattık bugün? Hitaplardan başladık Volkan hocam. Abi, abla, yenge, dayı, iş hayatında bey, bayanın soğunu, hanımın gereklilerini sorgulayın değerli yöneticiler. Abi abla denilen insanlar. Body Talks buna karşı. Saygı bunlarla olmuyor. Saygı bunlarla olmuyor. İş dünyasında da çok net söyleyeyim. Çocuk yetiştirirken de bu eklerin ...bireyselleşmedik zararını gördüm ben. İş dünyasında da gördüm. Yine konuyu dağıtmayayım <laughs> ama e, bana bey demedikten sonra ofistekilerle bana bağlı insanların nasıl rahat konuştuğunu gördüm. Hmm. Mesela sana bey dediği için senin e, line'ın diyeceğim de senin seviyendeki herkese bey hanım demek zorunda kalıyor. Medikal müdüre de bey hanım demek zorunda kalıyor. Ama hmm. sana Doğan dediğinde onlara da, onlara da ismiyle hitap ediyor. Dolayısıyla daha mı kolay ifade ediyor kendisini? Hem daha kolay ifade ediyor kan avantajlarını sayayım. Özgüveni artıyor. Türk'ün en büyük sorunu. Evet. Dedirtmeyin şunlara. İsmiyle hitap etsin. Birey olsun. Ne güzel. Fikirlerini daha net söylüyor. Şimdi sen el kaldırdın. Hanım dedim birine işte aynı şey. Doğan Bey nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyi. <laughs> Doğan Bey bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Doğan burası böyle olmalı. Bravo. Doğan şöyle düşünüyorum ben. Ne güzel değil mi? Ya? Ne güzel bunlar şey çok duyulan şeyler değil. Değil, değil ama body Talks devrimcidir. Ateş yakan bunu yaktık. Volkan hocam çok güzel iletişimimizi düzeltti. Çok ben kullanmayacağım. Emin yaptığım gibi. Kumlara yat 5 lirayı. Neydi? Aynen demiyoruz. Çok demiyoruz. Sık sık kullandığımız kelimeleri çek ediyoruz. Onumsuz konuşmuyoruz. Anlattık bunun örneklerini. Hiç mi yok? Almazsın değil mi? Keşkeler yapmalıydınlar yok. Volkan hocam yine bir ateş yaktı. Kim oyu? Türkçeden çıkarıyoruz. Benim de denmeyecek. Selamlaşma arkadaşlar. Selamlaşmadaki 3-4 farklı sorunun cevapları farklı. Selamlaşma bir sohbetin başlangıcı. Böyle düşünüyoruz. Ve hal hatır soruyoruz. Volkan hocam nezle nazik oluyoruz. Nazik oluyoruz bugün konuştuğumuz bunlar. Bravo. Daha daha ne konuşacaktık Çok güzel. Çok güzel kapatalım. Bak yine çok dedik. Bu şekilde biz kapatmak istiyoruz. Çok demeden, <gülüyor> aynen <gülüyor> demeden. <gülüyor> ee, burada mesajları verdik. Kendimize de verdik bu mesajları. Body Talks dinleyicisi kazandı. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha Volkan Hocam'la beraber sonuna geldik. 15. bölümde Bomba bir konuyla Öyle geliyoruz. Teasing'i verelim. Vay. Kitap da yazmaya başlıyor Body Talks ama Türkiye'nin yine en 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 eksik noktalarından bir konuyla geleceğiz. Instagram'dan bizi takipte kalın sevgili dinleyiciler. Instagram'da ara sıra yazın. Etkileşimimizi arttıralım diyorum. Ve Volkan hocam var mı söyleyeceğim bir şey? Daha ne söyleyeyim bunların üstüne. Gayet güzelli kapattım Doğan abi. Lafı atmadan ben herkese hoşçakalın diyorum. Esen kalın sevgili dinleyiciler. Nezaketle kalın. İletişim içerisinde kalın.